Başlayalım o zaman. Hocamızla başlasaydınız daha güzel olacaktı. Senden. Beraber olsun, fark etmez. Tabii ki. Birbirinizden destek alabilirsiniz. Lütfen. Evet, çok az bir süre kaldı. Bir vizyona girecek herhalde. Vizyona girecek. Yani vizyona girmeyecek de çekimlere gireceğiz önce. Evet. Bırak sen. Ama bırak gelin. Bilmeyecek de o bize. Benden haber çektiyseniz orada, oradan yanlış bir bilgi verilmiş. Oradan yanlış bir bilgi verilmiş. Evet. Çekime giriyoruz. Sadece giriyoruz. Ben de yok, çekimlere başlıyoruz. Evet, farkında mısın orada? Evet. Fark ettim ama çok da açıklayamadım ben. Tamamen. Yok. Seninle alakalı değil. Oradan farklı bir bilgi gelince... Evet, hadi. Bir 10 gün sonra çekimlere giriyoruz. Evet, başlıyoruz. Fazlasıyla heyecanlıyız. Daha okuma provamızı yeni yaptık diyelim. Nasıl geçti provalar? Çok güzel geçiyor. Kostüm, saç, makyaj, okuma provaları yeni yeni hazırlanıyoruz ve bütün ekip olarak çok heyecanlıyız. Hocamız sağ olsun bütün brieflerini bizlere iletti. Biz de çekimlere başlayınca nasıl şekilleneceğini göreceğiz hep beraber. Çok kısa biraz karakter, nasıl bir karakterle gidiyoruz? Karakterimiz çok güzel. Çok fazla spoiler olacak diye hiçbir şey söyleyemiyorum yalnız şu anda. Ucundan mı? Sultan filmi desem? Yok deme. Demeyeyim. Tamamıyla spoiler olur. Tamam. Mahalle delikanlısı, dolmuş şoförü ve üniversiteli bir kıza aşık olan bir adamı canlandırıyorum. Daha sonrasında çok güzel bir bebekleri oluyor ve onun hayatlarına girmesiyle beraber yaşadıkları hem güzel hem de dramatik olaylar serisi desem, spoiler vermeden artık bu kadar konuşabiliyorum. Yani daha yani, elimden gelen bir şey yok. Ben bütün filmi anlatacağım. Ya şimdi sahne birden başlayacağım. Ben o yüzden dedim ki hocamıza verelim, o konuşsun. O konuşmadan ben konuşmasaydım keşke. Tamam, verelim hocam. Hocam nasıl bir film geliyor? Gerçek bir hikayeden esinlenen bir film geliyor aslında. 80'li yıllarda başlayan, 90'ları, 2000'leri gördüğümüz, günümüze dahi gelen bir uzun bir süreci anlatan bir film olacak. Çok içselleştirdiğim bir iş benim. Yani uzun senelerdir üzerine çalıştığım bir iş. Bir de hikayesi anlatılmayan insanların başrolünde olduğu bir iş. Spoiler hikayesi vermeden böyle söyleyeyim. Hikayesi anlatılmayan. Yani şöyle söyleyebilirim. İşitme engelli iki gencimizin aşkını anlatıyor. Daha önce böyle işitme engelli veya bu tür engellerle, gerçek engellerle karşılaşan insanların ana hikayede olduğunu görmedik. Çok rastlamadık. Bu anlamda çok değerli bir iş benim açımdan da. Bu kadar kıymetli bir oyuncu kadrosunun olduğu bir yerde böyle bir hikaye anlatmış olmak, anlatacak olmak daha doğrusu beni çok mutlu ediyor. 80'lerde başlayacağız. Orada ilk çok böyle yeşilçamvari bir aşk hikayesiyle başlayacağız diye umut ediyoruz, öyle görüyoruz. Ve sonrasında hayatın gerçekleriyle yüzleşen gençlerimizin hikayesini göreceğiz. Uzun bir süreç olacak. İyi bir sinema filmi olacağını hepimiz öngörüyoruz. Biraz da oyunculardan bahsedelim mi? Bahsedelim. Aytaç 1.87 boyunda. Öyle mi? Doğru mu söyledin? Doğru abi. Doğru. Aşk yürüyü stand-up'a doğru gidiyor. tabi bu sinerji olmazsa film olmaz. Tabii. Zaten olur, biraz olur. Ağlatacağız. Yani sağlam bir drama yapacağız. Hı. O yüzden de böyle gülmek de iyi ya. Pas atma hakkınız var. Tabi atabilirim. Evet. Buradan Sümeyye Hanım'a pas atmak isterim. Şanslı kişi ver oğlum. Evet. Buyurun. Sümeyye Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Sizin karakteriniz nasıl bir karakter? Leyla zengin diyebileceğimiz bir ailede büyümüş. Bir kafesin içinde aslında yetiştirilmiş bir işitme engelli bir kız çocuğu aslında. Hiç insanlara baktığımızda veya sokakta insanlara baktığımızda evet bu insan bunu yaşıyordur demeyeceğimiz şeyleri bu hikayede görmüş olacağız sanırım. Yani görmediğimiz şeyleri hocamızla birlikte ve ekip ya, arkadaşlarımızla birlikte. Bu kadar da birlikte. Olmaz dediğimiz şeyler. Bu kadar yoksa? Da olmaz gibi değil ama şimdi hep güzel şeyleri görüyoruz ya aslında. Kötü şeyleri görmek istemiyoruz. İnsan olarak onları ayrıştırıyoruz. İşte burada o güzelliklerin aslında başına da gerçekten böyle şeylerin gelebildiğini hissedeceğiz. Ve onların yerine kendimizi koyabileceğiz diye düşünüyorum. Hocam yanlış mı düşünüyorum? Biraz hissetmiş senaryoyu ve kendini biraz fazla kaptırmış. kısıyoruz. Sümeyye Hanım'ın altını kısıyoruz çünkü. Şöyle söyleyeyim. Biz 3 haftadır
çok gerçekten çok ciddi bir tempoda çalışıyoruz ve hikayenin çok içindeyiz. Evet. Bütün ekip olarak. Ve tabii ki de heyecanlıyım yani. O yüzden bu kadar. Çekimler başlamadan böyleyse çekimler başlamadan. Değil mi? Düşünemiyorum. Pas atıyor muyuz? Atalım. Aytaş Bey'e. Sanki sıradan gitmiyormuşuz gibi bir algı. Evet. Diğer karakterde siz oluyorsunuz. Aynen, Bağ karakterini canlandırıyorum ben de. Karakterden çok bahsetmek istemiyorum çünkü spoiler vermek ya da hikayeyi anlatmak da istemiyorum. O yüzden aslında sadece anlatılmamış ve bazen göremediğimiz dertlerin daha çok açığa çıkılmasını ve onların hayatından, onların bakış açısından bir şeyleri görebilme dürtüsünü kazandırabilmek istiyoruz seyirciye. O yüzden de bu dertlerin bazen ne kadar zor ve çetrefilli olduğunu, aslında onların yalnız olmadığını, aslında aynı zamanda da çok yalnız kaldıklarını ve diğer insanların da, ya işitme engelli olmayan insanların da bir yerde eksiklik çekeceğini ve neden onları anlamıyoruz ve neden onların dilinden konuşmuyoruz diyebileceği bir film olacağı için o yüzden çok mutluyum ve bu kast, bu insanlar, bu oyuncular, değerli ablalarım, abilerim, arkadaşlarım, hocamız, çok mutluyum. Çok çok mutluyum bu yükü sırtıma alabildiğim için. Çok mutluyum. Evet, çok çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çok çok değerli bir film olacak biraz diye hissediyoruz. Biraz özel bir proje olacak. Evet, çok özel bir proje olacak. Projeler her zaman özel. Evet, böyle bir karakterin bana emanet edilmesi de benim için çok değerli. O yüzden de aşırı mutluyum. Biz şimdiden daha ilk aşamada, ilk tanıştığımız andan itibaren herkesle o kadar iyi anlaştık ve o kadar güzel bir enerji oldu ki aramızda. Bu daha da mutlu ediyor. Çünkü sete çıktığımız gün çok daha mutlu olacağımızı hissediyorum ve bitiş günü de çok daha güzel bir aile ve huzurlu bir tablo hissediyorum. O yüzden de aşırı mutluyum. İnşallah güzel olacak. Ön hazırlık karakter için yaptığınızı biliyorum. Aynı şekilde siz de yapıyor musunuz o anda? Ne gibi şeyler aslında yaptınız? Biz o hazırlığı bütün aşamalarını beraber geçirdik, evet. Şümeyye ile. Bir odanın içinde gerçekten 7-8 saatimizi 2-3 hafta boyunca her gün ve hocamız da, değerli hocamız da birlikte kamp gibi kapanıp kimseyi odaya almayıp sadece yemek verdiler bize, yani öyle söyleyeyim. Gayet huzurluyduk o alanımızda. Öyle bir kampa girdik, evet. Güzeldi. Her şey devam ediyor zaten. O yüzden değeri daha da büyüyor. Çünkü ön hazırlığı olabilecek ve o hazırlığın süresini bize tanıyabilecek bir alan olduğu için o yüzden de biz hazırlanabildiğimiz bir işe başlayacağımız için çok mutluyum. Mutluyuz. O yüzden çok değerli, ayrıca değerli. Bambaşka bir dünyada, bambaşka bir bakış açısından başka bir şeyi anlatmak da benim için çok değerli. İkimizin de çok değerli. Gerçekten güzel vakit harcadık, çok değerli vakitler geçirdik. O yüzden de sete çıktığımızda umarım bunu değerlendirebildiğimizi göstereceğiz inşallah. Sete evet. Değil de direkt galaya gitmiş olsak diye düşünmeye başladım. İnşallah o günleri görelim hemen. İnşallah. Ben hemen, abicim lütfen. Evet. Çok anlamlı bir film. Şöyle söyleyebilirim. Zaten Ömer Faruk'la ben yakın zamanda bir film çekmiştik. Burada da birlikte olacağız. Hikayeyi ben çok sevdim. Şundan dolayı sessiz dünyanın sesi olacak aslında bu film. Kesinlikle. Yani hepimizin yaşam içinde karşılaştığımız ama farkına bile varmadığımız, o insanların sesini duymadığımız, çok da böyle ilgilenmediğimiz belki bir çok ciddi bir kitle. Bugün Türkiye'de bildiğim kadarıyla 4 milyondan fazla bir maalesef böyle vatandaşımız var. Ve onlarla bu film biraz da onların kendilerini ifade etmesine ya da kameranın onlara dönmesini sağlayacak. Bir yandan sosyal bir proje niteliği de taşıyor bu iş. Onun için çok anlamlı. Sizin karakteriniz biraz bahsedebilir miyim? Benim karakter fazla bir spoiler vermeden işte bir kere şey çok güzel. Ömer Faruk'un o yanını çok seviyorum. 80, 90 ve 2000'li yıllar, yani dönemler de var bu işin içinde. Onun için çok daha herkes kendini bulacağı bir her jenerasyondan bir evet onun için ben de çok anlamlı bulduğum için bu işteyim, keyifle çalışacağız eminim. Peki.
Valla pas atmayın çünkü herkes her şeyi söyledi. O kadar güzel anlattılar ki filmin her şeyini. Film çok iyi olacak ve çok anlamlı bir film olacağını düşünüyorum. Benim karakterime gelirsen Leyla'nın annesiyim. İşitme engelli bir kızım var. Ama bu filmde yani küçükten büyüğe herkes kendinde bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Ve onu yaşayacaklarını düşünüyorum. Ve her şey güzel olacak çünkü ekip çok iyi. Ekip çok sağlam. Biz böyle hızla geliyoruz. Korkun bizden diyelim artık. Korkun bizden. Peki. Kimse anlatmadı. Ben biliyorum siz filmi komple anlatacaksınız. Ben şimdi hepsini anlatacağım. Sen rahat ol. Artık bir film çek de biz sunalım seni ya. Gerçekten ya. Valla ben ilk okudum senaryoyu. Ömer yazmış. Ben Ömer'e gittim dedim ki ya dedim Yeşilçam'ın aklına gelmeyen bir şey yapmışsın dedim ya. Hani bu kadar Yeşilçam'ın düşünemediği bir şeye gitmiş kafan. Çok iyi çalışmış kafası yani. Senaryo çok güzel. Yani işitme engelli vatandaşlarımızın ben derdi olarak demiyorum. Sadece onlar da aşık oluyorlar, onlar da seviyorlar, onların da duyguları var. Ve bunu hiçbir şekilde acite etmeden göstereceğiz ve gerçekten çok iyi kardeşlerimiz ve abilerimizle oynayacağım. O yüzden çok memnunum, çok yetenekli oyuncularla çalışacağım. Biz biraz içeride, ben Baha'nın artık manevi babası oluyorum. Baha'yı biraz gördük içeride. O yüzden daha da heyecanlandırdı bizi. Gerçekten işitme dilini çok iyi çalışmışlar. O yüzden... aşk filmi gibi görünüyor ama içinde ufak ufak böyle dramlar da olacak herhalde. Hüzünlü sahneler çok acıklı. Aşk filmin içinde dram olmaz mı abi? En büyük dram aşk filmi zaten. Birçok filmden çok daha fazla gözyaşı döküleceğini tahmin ediyorum ben. Ya işte onu artık yönetmenimiz herhalde öyle çok da acite diyelim, etmeden... Sır vermeyelim. Evet, sır vermeyelim fazla. Şöyle bir projenin içinde olduğumuz için çok mutluyum. Bu abilerimizle, kardeşlerimizle çalıştığımız için çok mutluyuz. Siz artık sürpriz, her şeyi öğrenme ya. Evet. Gerçekten her şeyi öğrenme. Filmenizden geleceksin, öğrenirsiniz. Geri kalanını galada soracağım zaten. Evet. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah.